Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Beren'le çıktık. Beren'in biraz boğazı ağrıyormuş. Onu bir doktora götüreceğim. Çıktıktan sonra da bir markete uğrayacağız Beren'le. Tavuk almamız gerekiyor. Akşam tavuk pişireceğim. Yanına inşallah kestaneli üzümlü pilav yapacağım. Beren için de market demek, ıvır zıvır demek. Ona da bir şeyler alırız. Oradan da eve. Biz bir an önce doktora gidelim, oradan da markete geçelim, görüşürüz. Evet, biz marketten geldik. Önce Beren'i doktora götürmüştüm, söylemiştim biliyorsunuz. Boğazı ağrımış, bir bunun için fıs fıs verdi, şurup verdi, ağrı kesici verdi. Onları aldık, oradan markete geçtik. Marketten alacaklarım vardı, onları aldık. Yufkayı beğenmedim, yanında böyle yufkacımız var bizim bir tane. Güzel yufkalar var, el açması yapıyorlar, hazır değil. Yufka aldık 4 tane, akşam sahur için börek yapayım dedim. Tavuk vardı. Şimdi tavuğu çıkartacağım. Onu güzelce bir temizleyeyim. Tavuğu temizlemeden önce onu dolaba kaldırayım da sütlaç yapayım bir. Akşam için ben pirinçleri hemen yıkayayım. Haşlanmaya başlasın. Sütlaçımızı yapalım. Sonra tavuğu yapacağız. Sonra da kestaneli iç pilav hazırlayacağım. Kestaneyi de hemen bir onu da bir çizip ıslatayım. Onu da pişirelim. O da hazır olsun. Hadi hemen başlayalım. Kestanelerime bakayım mı? Bozulmamışlarsa, şey olmadıysa kestaneli pilav yapacağım. Şunlar dursun. Meren'e hemen bir televizyon ayarlayayım. Geleyim. Kestaneler de gayet sağlam görünüyor. Bir şey olmamış. Aldıklarımı da hemen dolaba yerleştireyim. Yerleşecek olanlar var. Hemen şu kestanelerle işe başlayalım. Şimdi sağlam mı değil mi bilmiyorum. Pişince de görmüş olurum. Yine de bir şansımızı deneyelim yani. Kestaneler bozulmuş. O yüzden bunlar çöp. Kestaneler bozulmuş. Kestaneli iç pilav yalan oldu. Onun yerine ne yapsam diye düşünüyorum. Ya tavuk yapacağım zaten. Tavuğun yanına kremalı patates yapacağım. Pilav yapacağım ama iç pilav yapmak istemiştim. Neli yapsam böyle buldum. Zerdeçallı, kuş üzümlü, güzel bir iç pilav yapabiliriz bence. Soğan da doğrarız. Evet evet, aynen öyle yapalım. Neyse, ben şimdi hemen sütlacımı yapmaya başlayayım da bari aradan sütlaç çıksın bir an önce. Bir buçuk bardak pirinç koydum. Şimdi bunu yıkayayım. Hemen tencereye alayım. Birazcık su ekleyeceğim. Suyla önce haşlansın. Sonra da sütümüzü ekleyeceğim. Keçi sütünden yapacağım. Bakalım. Tenceremizi de alalım.
Geniş bir tencere aldım. Bunu da rahat rahat yapacağım. Yıkayalım. Çok fazla değil yani, şöyle az bir şey de su ekledim. Bu haşlansın. Ben de bu sırada şu aldıklarımı hemen diğer şeyleri yerleştireyim geliyorum. Ben aldım da göstereyim. Şöyle Sofya'nın el yüz havlusunu aldım. Banyoya koyacağım. Bir tane diş fırçası aldım. Bir tane sade. Bir tane takoğlu krem şanti aldım. Bir tane babet çorap aldım. Sarımsağım bitmişti. Sarımsak aldım. Bir cep mendili aldık. Bulaşık makinesi temizleyicisi aldım. Parlatıcısı. Yine mutfak yağ çöz, kor çöz aldım. Seren'in jeli bunu. Topi topu ve sürprizimi. Bir yerleştireyim. Sonra yine yemek aşamasında görüşürüz. Şimdi vereceğim. Ne yapacağız? Anneme onu vereceğim şimdi. Çünkü Seren yapıyor. Annemin mutfakta. Şimdi biz başlayacağız. İyi, hadi bakalım. Bana zor olanı vereceksin öyle mi? Allah Allah. İyi hadi. Sürelim. Zaten geriye alın, zor gidiyor anneciğim. Hani işimiz gücümüz yok, araba yarıştırıyoruz Eren'le. İftara kalmış şurada yarım saat. Bence bunun pili bitmek üzere. Ah, istersen bulamazsam. Neyi kapattın yine? Tamam. Seni öpeceğim ama ben. Bu çok güzel, bu çok zevkli bunun sürmesi. Ben de bunu seviyorum. Ben bunu. Evet, beğenmedi. Oynadık, vakit geçirdik. Sütlacım da oldu hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu bir kaselere koyayım. Benim kapaklı kaselerim var. Onları alalım. Onun içine koyayım. Kapatıyorum soğuduktan sonra. Çünkü üstü böyle kabuk tutmasın diye. Düzden kullanışlı oluyor. Hemen kaselerini de göstereyim. Bunlara koyuyorum. Bunlar da çok güzel oluyor. Bunlardan içeriye götürelim. Diğerlerini de getireyim. Hemen kaselere ben bunu güzelce paylaştırayım. Sütlacımız da hazır. Eşim çok seviyor. Onun için yaptım. Bir tanesini ben anca yerim zaten. Diğerlerini eşim. 2 günde, 3 günde tüketir artık. Sütlaçlarımızı da yaptık. Rahatladım. Ben bu arada süt vardı. Onu da hemen mayaladım. Yoğurt yaptım. Hazırladım. Sardım, sarmaladım. Koydum kenarda bekliyorum da gece yatmadan önce dolaba. Sıradaki yemeğe geçmemiz gerekiyor ama ben hala böyle tavuğu nasıl yapsam diye onda bir kararsızım. Kremalı mı yapsam?
Sade mi yapsam bilemedim. Düşünüyorum. Instagram'da dolaştım. Biraz tariflerden bakındım ama Sercan Çam'ın tariflerine bakıyorum. Acayip güzel yemekler yapıyor. Takip etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Şimdi bir ekşi soslu tavuk yapmış. Ama benim nar ekşim bitti. Nar ekşisiyle yapmış. Çok güzel görünüyordu. Ananas da koydu içine. Tavuğun. O kadar güzel oldu ki. Anlatamam. Ağzım su yaptı ya. Onu yapmak istedim ama dışarıya çıkmadan önce görseydim fark etmedim. Ananas da alırdım. O tarifi denerdik birlikte. Saat 5.30 oldu. 7'de ezan okunacak. 1.5 saatim kaldı. Vaktim var zaten daha da. Kremalı makarna mı yapsam? Hiç pilav yapmasam mı? Çok karışık şu an kafam ya. Böyle ne yiyeceğimi bütünü bilemedim ya. Neyse ben bir düşüneyim, ondan sonra beraber başlayalım. Ben patatesleri soydum. Şimdi bunları ince ince dilimlemeye başlayayım. Çok kalın olacak, çok ince de olmayacak. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Şimdi tavuğu ben yıkadım. Şöyle ikiye böldü. İnşallah elimi kesmeden ben de bölebilirim. Biraz normal un, biraz ben mısır unu da eklemek istiyorum. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Tavuklar şimdi burada beklesin.
ben. Bir de hemen pilav hazırlayacağım. Burada telefonu şarja koymuştum. O sırada ben şöyle pilavı da hazırladım. Pişmeye bıraktım. Zaten bir şey yapmadım yani. Pirinç, bir bardak pirinç yıkadım. 2 bardak su. Biraz zerdeçal, biraz karabiber ve kuş üzümü tuz attım. Şimdi de pilavı pişmeye bırakıyorum. İndirdikten sonra da tereyağı eklerim. Pilav da bu kadar. Şimdi bu arada soğan da yapacağım. Soğanları doğradım. Karamelize edeceğim. Şimdi pilavın da tereyağını ekleyebiliriz. Pilavın dokunmasında da 25 dakika var. 25 dakikada bunlar hazır olur. Bir 5-10 dakika sonra da tavuğu kızartmaya başlayacağım. Patatesler üstüne hemen pişince peynirini ekledim. Tarafta da tavuk kızarıyor. Burada da şöyle soğan, krema, mayonezli bir karışım yaptım. Pilavımız da işte hazır. Ve benim hemen hızlı bir şekilde sofrayı hazırlamam lazım. Çok geç kaldım. Görüşürüz. Bay bay. Hoş istemişti. Eşime dedim ki canım çok fazla tatlı istiyor. Herhalde kan şekerim düştü Ramazan'dan dolayı, uzun süre açlıktan dolayı. Gittik. Katmerci dayı var Adana'da. Gittik, katmerimizi yedik, geldik. Böyle çikolatalı değişik şeyler yapıyorlar. Hepsini yiyemedik tabii. Yarısını yedik. Yarısını da paket yaptırdık. Eve getirdik. Bir hemen bir banyoya girdim, çıktım. Şöyle de bir kil sürdüm. Kil maskesi yaptım yüzüme. O da hemen cildimde şöyle bir aransın diye. Sonrasında da zaten serumu süreceğim, kremimi süreceğim ve yatacağım. Sahura artık açabilir miyim, açamaz mıyım bilmiyorum. Börek yapacağım, kırpık börek yapacağım. Thank you.
Şimdi böreğimiz de hazır pişti. Son şöyle bir çok azıcık daha pişsin, ondan sonra kapatacağım zaten. Saat 2:30. Şimdi ben yatacağım. Saat 4'te kalkacağım. Böreğim hazır olmuş olacak. Sadece çay demleyip afiyetle yiyeceğiz, sahurumuzu yapacağız. Böyle artık ben bu videoyu da kapatayım. Çok uzadı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.